Merhaba sanal artist takipçileri, ben Sait Toksöz. Yeni bir fotoğraf düzenleme videosuyla karşınızdayım. Bugün böyle bir çalışma yapacağız. Fotoğrafın orijinal halini göstereyim size. Bu şekilde bir fotoğrafımız var. Üzerinde düzenlemeler yaparak böyle bir sonuç elde edeceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Beni takip edin. Öncelikle burada bir artı ikonum var. Buna tıklıyorum. Edit image diyorum. Fotoğrafım burada. Buraya tıkladım ve çağırıyorum. Fotoğraf buraya geldi. Burada benim kullandığım hazır template'ler var. Buradan Sunset'i kullanacağım ben. Şu daha hoşuma gidiyor. Bunu kullanacağım. Evet, şu anda template üzerine uygulandı. Bu renk tonları ağır bastı burada. Şimdi bunun üzerinde düzenlemeler yapabiliriz. Edit dedim. Öncelikle şurada bir gezegen, yani ay eklemek istiyorum. Biraz yakınlaşalım. Ay eklemek için şuradan. Programın içinde bulunan hazır objelerden bir tanesini kullanacağım. Mesela bu. Bura uyumsuz oldu. Belki bu. Veya bir. Evet, bu biraz daha aya daha çok benzedi. Bu burada çok büyük görünüyor. Bunu küçültmek için buraya tıkladım. Birazcık şöyle. Evet. Şöyle iki bulutun arasında daha hoş durdu. Burası tamam. Gökyüzünü değiştirmek istemiyorum. Bırak kalsın. Atmosfer dediğimiz olay. Buraya biraz sis ekleyebilirim. Mesela şurada hafif bir sis olabilir. Gördüğünüz gibi biraz da etkisini düşürmek istiyorum. Hafif. Evet. Şu şekilde yeterli. Bu sizin tercihinize kalmış. İsterseniz bu şekilde daha da sisli yapabilirsiniz ama ben sıcak renkleri korumak istiyorum. Bunun için şöyle bir değer benim için yeterli. Burası güneş ışığını ayarlayabilirim ama burada zaten güneşe ihtiyacım yok. Gün batmış ya da gün doğuyor gibi bir etki var. Güneşim çevrede olmadığı için buna ihtiyacım yok. Biraz dramatik bir etki yok, gerek yok. Dramatik dediği olay şu. Beyazlaşacak her taraf. Bir de derinleşecek. Bu sizin göz zevkinize kalmış. Biraz daha düşük bir derecede verebilirsiniz ama ben vermeyeceğim. Mod dediğimiz yer buradaki renk efekti. Template'in içinde gelen bu efekt var. İsterseniz buradan değiştirebilirim ama burada muazzam bir şekilde bozuluyor. Aynı efekti tekrar uygulayacağım. Bu sanırsam template'in içinde geliyor. Kendi içinde yok. Ben bu renk tonunu çok sevdim. Şimdi başka neler yapabiliriz? Onlara bakalım. Renkler var burada. Rengi biraz daha canlı tutabilirim. Şöyle çok kırmızı olacak. Evet, hafif bir sıcak ton ekledik. Başka ne yapalım? Mystical. Burada biraz daha rüyamsı bir şekil katıyor. Burada tabii hoş durmaz bu. Bakın bulanıklaşacak böyle rüya, sanki rüyanın içindeymiş gibi, bir rüya görünmüş gibi bir efekt verecek bu. Buraya uygun değil. Buradan biraz daha geri açabilirim. Evet. Öncesi. Sonrası. Evet. Evet, biraz daha fazla açmak istersek değeri biraz daha arttırayım. Ayın üzeri çok kırmızı oldu. Çok fazla abartmayalım. Şu şekilde. Bu şekilde güzel. Belki şuraları biraz daha karanlık yapabilirim. Şöyle hafif.
Çok fazla oldu. Resme biraz da detay katalım. Netleştirelim yani. Sıcak renkleri biraz daha açtım. Biraz daha şöyle sıcaklık ekledim. Ben şuradaki kırmızılıkların artmasını istiyorum. Hani gün batımı etkisi olması için. Evet. Bu değer biraz fazla oldu. Değer de fazla, belki biraz daha düşük. Gölgeleri biraz arttıralım. Şimdi de gölgeleri arttırdığımız zaman şurası çok aydınlık oldu. Fotoğrafta bu şekilde patlamalara dikkat etmemiz lazım. Yani şu anda günün hangi saatler olduğu belli değil. Gün batıyor mu, doğuyor mu, öğlen arası mı? Fotoğrafın her bir karesinde farklı bir gün var. Şimdi burası öğlen saatlerini anımsatıyor. Şu gölgelere bakarsak gün doğuyor veya batıyor. O yüzden biraz hafif, belki biraz daha eksi değerlere inebilirim. Parlaklığı biraz daha düşüreyim. Evet, oldukça güzel. Öncesi sonrası yapalım. Bakın. Ve şimdi. Şurada bir leke var. Onu düzeltelim. Onu klon amacı. Burayı klon aracıyla. Tam tersi olacaktı. Alt tuşu basılıyken şuradan bir ton alayım. Bunu buraya. Bu sefer burayı da kopyaladı. Tekrar geri alıyorum. Şuradan alalım bu sefer tonu. Bu şekilde. Biraz da şöyle. Evet. Öncesi ve sonrası yapalım. Evet, öncesi ve sonrası. Şu anda kaydettiği için fotoğrafa müdahale edemiyorum. Evet, şu anda düzenleme yaptı. Evet, öncesi bakın leke var. Ve sonrası. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.